İki öncelikle şey var, daha evvel de belki anlatmışımdır. Hazreti Üstad İstanbul'da geldiği zamanlarda babam da burada Çarşamba'da Kovacı Dede Medresesi'nde talebe. Üstadın şeyi, iştiharı, tanınması bütün medreselerde şarttan bir şey gelmiş, alim gelmiş, genç bir alim. Hiç kimseye sual sormuyor, bütün suallere cevap veriyor falan şeklinde. Böyle bir babamdan böyle bir alim var şeklinde işitmiştim. Sonra 1946'da Büyük Doğu da bir 5-6 sayılık bir Üstadın hayatını tefrika eden bir bölüm çıktı. Bunu görünce babam dedi, dünyada bundan daha büyük bir alim yok. İşte bu zat bütün meseleler bilen bu. Onların şeklinde böyle bir, onların talebelik zamanından kalan intibağı böyle bize şey etmiş oldu. Ve işte biz o sırada fırıncılık yapıyoruz işte, onlar. Derken, işte benim çocukluk arkadaşlarımdan Hafız Nuri, sonradan Hafız oldu. İstanbul'a geldi talim okumak için. Onunla beraber bir oda tuttuk, beraber kalıyoruz. İşte o esnada biz de namaza başladık. Ama namaz kılıyoruz da, yani bilgiye o kadar ihtiyacımız var ki hiçbir şey bilmiyoruz. Ve işte İslam ilmihali intişara başladı. Ondaki ilk formada Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu, mekandan münezzeh, hem her yerde var hem hiçbir yerde yok şeklinde böyle bir şeyle ben de anlayamadım. Bana muğlak geldi. Caminin mezdinine girdim, gittim sordum. Ondan bunu nasıl anlayacağız? Dedi, seni Risale-i talebeleriyle tanıştırayım mı? Dedim, ben onlardan böyle Büyük Doğu'da okudum, haberim var ama Nur Osmaniye Camii ve mezzini Enver Galip Ceylan. O zaman mezzindi, sonra baş imam oldu. Çok vefatına kadar şeyimiz devam etti yani. Kardeşliğimiz hep hatta memleketine gitmişti, orada da ziyaret ettik kendisini. Efendim böyle o işte bize Kadırga'da, Çembeltaş'ın alt tarafında İki üniversite talebesi bir bodrum katta bir şey, iki odalı bir yerde medrese ittihaz etmişler ve onların yanına beni gönderdi. Ona selam verdik, hoş peş onlar ve ben hemen suallerimi sormadım. Onlar bana portakal sandığı üstünde böyle 50 sayfalık filan bir hattı Kur'an'la yazılı bir kitap var. Oradan okudular. İhlas Risalesi. 20. lema. Muhsin Alev, şimdi Muhsin Alkonevi, Berlin'de yaşıyor halen. Ondan ve Ziya Arun.
Sonra ondan bir müddet sonra da Ahmet Aytımur abiyle o da gelmeye başladı. O da geliyormuş orada. Onlarla tanıştık. Ben buraya her gün gelebilir miyim diye. Dediler ikinden sonra her gün. Ondan sonra ben oraya devam etmeye başladım. Onlar da hakikaten ikisi de fakat Muhsin abi çok daha şey biraz böyle dünya işlerini tedbirde de iyi bilen birisi. Ona hizmetleri şey diyor. Yani Isparta'dan o teksirle çoğaltılmış şeyler geliyor. Ciltçi'ye götürülüyor. Oradan alınıyor. Anadolu'ya sevk ediliyor filan. Ondan Savköy'de daha evvel böyle teksir makinesi filan bilinmeden evvel 1000 kişi elle yazıyor. Çoğaltıyor kitaplar. Ondan 1000 kalemli köy diye böyle bir şey var. Ona sonradan 1946'dan sonra şey olunca harp bitince ithalat ihracat başlamış. Ondan Almanya'da imal edilen Pelikan marka teksir makinesinden Selahattin abi görünce onu zeki birisi Selahattin abi böyle biraz medeni kıyafetli papyon kravatla gezer. Ondan sonra böyle bir şey ve makineyi aldığı gibi doğru Emirdağ'a gidiyor. Neyse nereden nereye geçtik ona ve işte Salköy'e üstadımız gönderiyor. Orada Tahir abi de orayla çok meşgul. Mustafa Gül abi Salköy'de. Daha bazı abiler meseleyi öğreniyorlar ve teksirle neşriyat da öyle başlıyor. Biz Risale-i Nur'ları bulduğumuz zaman o teksir kitapları gördük ama attı Kur'an'la. Ben okuyamıyorum. Sonra İnebolu'da da başlamış. Asay Musat daktilo ile teksir edilmiş. O geldi, en büyük cihanda benim için kıymetli olan oydu. Ondan sonra yeni yazıyla bir kitap var. Biz tabii sonradan hatta Kur'an'ı biz de öğrendik ama. Thank you.